Arkadaşlar merhaba. Öncelikle videoma ayna kapağını boyamamış haliyle başlamak istiyorum ama ilk başta boyanmış halini göstermekle başlayayım dedim. Arkadaşlar bu şekilde boyadık dışını. İçine herhangi bir işlem uygulamadık. Görüyorsunuz. Paf bir akmamız oldu. Bu da artık nazarlık diyelim. Bu şekilde. Çünkü ilk denememdi. Böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçi videomun içerisinde anlattım ama belirtmiştim. Ama yine de videonun başında size söylemek istedim. Bu işlemi uygulamak isteyen arkadaşlarımız için bizim kullandığımız malzemeler nereden temin ettik, nasıl aldık, ne kadar mal oldu. Videonun başında söyleyeyim. Videomun içinde de aynı bilgileri belirtmiştim. Arkadaşlar şimdi bizim için önemli olan iki ürün var. Bunları sanayideki otoboyacılardan temin edebilirsiniz. Şimdi şu spreyimiz plastik astar. Zaten boyacıya gittiğiniz zaman plastik astar dediğiniz zaman bu şekilde size tüpe basıyor, veriyor. Bunun fiyatı 30 TL. Ve hala içinde var. Yani işiniz görür. Bir 4 ayna boyamak isterseniz 4 ayna için yeterlidir. Yani hala vardır içinde belki. Çünkü çok fazla plastik astarı fazla kalın atmıyorsunuz. Yani ben 2 tur attım. Ama yine de yani çok fazla bir boya gibi üzerinde böyle bir tabaka oluşturmuyor. Şimdi bu spreyimizde 176A kodunda hazırladığımız spreyimiz. Aracımız Grande Punto. Ve her markanın her kodu birbirinden farklı. Yani şöyle 176A dediğiniz zaman sadece 176A şu renk, ona göre yapan değil, arabanın markasını da soruyorlar. Boyası işte opak. Ben arabayla ekmiştim mesela, arabaya baktılar. Ondan sonra o şekilde bastılar. Siz olun, arabanızı götürün. Ondan sonra markasını söyleyin, baksınlar. Ona göre boyanızı yaptırın. Benim boya kodumdan ben memnunum. Yani çünkü aracımın rengiyle de uyumlu oldu. Herhangi bir farklılık arz etmedi. Bunun yanında bunu da aletleri, bunu 30 TL'ye mal ettim arkadaşlar. Bu da 30 TL. Plastik astar da 30 TL. İkisi 60 liraya mal oldu. 3,5 lira da zımpara tanesi, sulu zımparaların. Ekstradan bir bilgi vermek daha istiyorum size arkadaşlar. Olası bir durumda, örnek veriyorum, benim başıma geldi. İlk defa yapıyorum bunu. Boyayı ilk yaptığım zaman ilk katı biraz fazla attım. İkinci katı da biraz fazla atınca boya akma yaptı. Biraz aslında benim hayal kırıklığına sebep oldu. Yaşadığım talihsizlik aslında buydu. Videonun içerisinde bahsetmiştim. Ben ne yaptım? Elimde ufak bir selülozik tiner vardı. Ve beze selülozik tineri dökerek bu yaptığım boyayı tam kurumadan hepsini sildim. Yani yaptığım bütün boya işlemlerini sildim. Ve baştan ufak bir 1200'lük zımparayla alıp üzerine 2 kat plastik astar atıp yoluma devam ettim. Çünkü ilk tecrübemdi. Yani ben genelde hep hatalarımdan öğrenirim. Güzel bir hata oldu benim için. Bu şekilde hatayı giderdik. Bundan dolayı da geceye kaldım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Şu şekilde bilmeyen arkadaşlarımız var. Otoboyacılardan bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu bu kaba koydum hava almasın diye ama genelde onlar ya metal kaba katıyorlar ya da plastik ufak kutuları koyuyorlar. Rutuş boyası yaptırabilirsiniz. Bu tarz bir rutuş boyası işinizi görecektir. Arabanızdaki çizikleri, derin çizikleri veya ince çizikleri gidermede yardımcı olacaktır. Bunun yanında bu otoboyayı da kullanmasını tarif edeyim. Şimdi bu boya havayla temas ettiği zaman, rutuş boyalarımız havayla temas ettiği zaman donma yapmakta. Yani hemen donup size uzun süreli bir rutuş işlemi sağlamıyor. Yani kısa sürede hemen donuyor. Bakıyorsunuz zaten fırçanın üzerine hemen katılaşıyor. Ondan dolayı her zaman yanınızda bir tane selülozik tiner bulunsun. Şırıngaya, bu enjektörler var eczanelerde satılan, onu hafif çekin ve boya dondukça hafif hafif selülozik tineri boyaya katın. Boyanın donmasını engeller. Buna ilave bu tarz rutuş işlemini yapacağınız zaman sertleştirici derler. Otoboyacılarda vardır.
Yapacağınız küçük kabın içine veyahut da genelde bu içme suları var. Su şişelerinin kaplarında yapıyorlar tuş boyalarını. Bir damla ufak bir boya, bir damla sertleştirici kattığınız zaman yaptığınız rötuş daha sağlıklı olur, daha kalıcı olur. Bunun da bilgisini vermek istedim. Şimdi ayna kapaklarımızı boyama işlemine başlayalım. En başından bütün işlemlerimi size sunacağım. İnşallah videom faydalı olur. Arkadaşlar da yapmak isteyen arkadaşlar da buna göre yaparlar. Öncelikle videoma da ayna kapağının nasıl söküldüğüne dair parçayı da ekleyeceğim. O kısmı da ekleyeceğim. Arkadaşlar bazıları sordular ayna kapağı nasıl sökülüyor şeklinde. Bazen şu şekilde ayna göstereyim. Şu şekilde ayna kapağını hafif çektiğiniz zaman gelir. Veyahut da şu yukarı aynaya kat, şu şekilde aynaya düşünün. Katlıyorsunuz aynayı. Hafif aşağıdan yukarı doğru kaldırdığınız zaman da gelebilir. Veyahut da hiç ilk defa çıkıyorsa bu ayna yerinden. Şuradan hafifçe yukarı doğru kaldırıp alttaki siyah plastik parçadan arası ayrıldığı zaman düz bir tornavidayla burayı itelediğiniz zaman o zaten kendisi tık diye atıyor. Sağından ve solundan yavaşça yaptığınız zaman kendisi de kolaylıkla çıkacaktır ama ben göstermek amaçlı o videoyu da ekleyeceğim. İyi seyirler diliyorum. Bu videomda ayna kapaklarının boyama işlemini gerçekleştireceğiz. İlk deneyimim olacak. Boyalarda görüyorsunuz böyle bir solma var. Aynı zamanda böyle taş izleri falan var. Bunları da yok etmeye amaçlıyorum. Bu işlemi yapmayı isteyip de yapamayan arkadaşlara yol göstermesi için bu videoyu çekiyorum. İnşallah siz de kıymetli arkadaşlarımıza faydalı olur. Bu şekilde rengimiz 176A kodunda 2009 model Grande Punto aracımız. Bu şekilde öncelikle ilk işlemimiz güzel bir temizlik işlemi yapacağız dışarısında ve içerisinde. Akabinde zımpara. Benim öngörüm binlik zımparayla önceden bir üstünden geçip devamında 1200'lük zımparayla da devam edip üzerinde plastik astarını atacağım. Ondan sonra ufak bir 1500'lük zımparayla üzerinden geçip hafifçe boyamızı atmayı düşünüyorum. Şu an bu şekilde planlıyorum ama bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar farımızı güzelce yıkadık, içini temizledik. Tabii ki yılların beraberinde getirdiği pislikler, işte dışında kuş pisliği, lekeler olsun, taş izleri olsun, bunları güzelce temizledik her şeyini. İçini dışını. Şimdi 1200'lük ve 1000'lik zımparalarımız var. Öncelikle ben 1000'likten başlayacağım. Sulu bir şekilde bu tarz bir kabın içine fısfıs katarak zımpara işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Susuz yapmayın. Sulu yapmanızı tavsiye ederim. Hem zorlanırsınız hem de suya daha kolay bir şekilde zımpara işlemini gerçekleştirirsiniz. Kapağımın rengi kırmızı olduğu için biraz zımpara işlemi zahmetli olabilir çünkü etrafı bayağı batacak. Onun için şöyle bir kabın içine bu şekilde zımpara işlemini yaparsanız hem etrafı daha az batırmış olursunuz hem de üstünüzü daha az batırmış olursunuz. Öncelikle bindik zımparadan başlayalım. Evet arkadaşlar, zımpara işlemine başlıyoruz. Şu şekilde zımparaları katlayıp dörde böldüm öncelikle. Sonra bu şekilde katlıyorum ve şu şekilde zımpara işlemini gerçekleştireceğiz. Önümüzü falan olacak. Bu şekilde Bismillah deyip başlıyoruz. Zaten görüyorsunuz bu yapmasını etmemiz lazım. Evet. Bir de ayrıca arkadaşlar şu kısımlardaki buraları iyi zımparalayın. Buralar biraz çıkması zor oluyor. Şu kenar köşe kısımların çıkması biraz güç oluyor. Buralara biraz daha hassasiyet gösterin. Evet, zımpara işlemi devam ediyoruz.
görüyorsunuz. Hafiften bunlar akıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, yavaş yavaş buralarımız çıkmaya başladı. Güzelce zımparalım, işlemi yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an zımparamı bitirdim. Görüyorsunuz. Gayet pürüzsüz bir yüzey. Tabii şuralara kadar gücüm yetmedi. Bir yere kadar. İç aslında turuncu bir renk var. Altında göre iyi. Biraz. Çok fazla boya işinden anlamıyorum. Belki anlayan arkadaşlar olumsuz yorum yapabilir ama elimden geldiği kadar zımparlamaya çalıştım. Amatör olduğumu söylemiştim. Bu şekilde aynı kapaklarından bir deneyelim dedik yani. Bakalım sonuç nasıl olacak, göreceğiz. Şimdi bunun astarını atacağız. Plastik astarı kullanacağız bunun için. İki kat atacağım. Birinci kata atacağım. Bekleyeceğim. Bir kat daha atacağım. Ve devamında 1500'lük zımparayla ufaktan solu bir zımpara yapacağım. Kurulayacağım. Devamında ise boyayı atacağım inşallah. Yavaş yavaş plastik astarımızı atıyoruz. Plastik astarı ben iki kop atacağım arkadaşlar. Plastikler bildiğim kadarıyla çok çabuk kuruyor. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu şekilde. Bu işlem kurduktan sonra bir kat daha plastik astar atacağız. Sonra farklı zımparayı boyamıza devam. Evet arkadaşlar, şimdi plastik astarımızın ikinci katını atacağız. Bismillah. İkinci kat astarımızı da attık. Kottan bir zımparalar bitiminde gerçekleştirdikten sonra hafiften boyamızı atmanın vakti geldi. Zımparamız bu şekilde. Yavaş yavaş bu şekilde yedire yedire atıyoruz. Fazla atarsam maalesef ki dalgalanma yapıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş, acele etmeden boyamızı atacağız. Kat kat yoğunlaştırabiliriz boyamızı daha sonrasında. Daha tatlı olur. Evet. Yani bu şekilde beklesin. Biraz kurduktan sonra üzerine bir kat daha geçeceğiz. Evet. Diğer ayna kapağımızda bu şekilde bir kat plastik astarını attım. Şimdi biraz sonra ikinci kat plastik astarını da atacağım. Temiz tamamladık. Görüyorsunuz. Ara ara 10 dakikalık periyotlarla attığımız boya bu şekilde çok güzel bir hal aldı. Görüyorsunuz. Diğer kapağımıza geçiyoruz. Tamamen her şeyini kapattı. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Çok güzel oldu. Herhangi bir akma meydana gelmedi. Çünkü boyayı ara ara attım. Sürekli aynı yere boya vermedim. Evet. Arkadaşlar şu şekilde iç kısmı temizliğini yaptım. Şu şekilde tırnakları görüyorsunuz.
Evet, güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ayna kapağının sökümüyle alakalı ben şuradan tornavidayla hafif yukarı kaldırdım ve buradan tıklattım. Tornavidaya da çıkıyor. Yoksa yukarı şu şekilde yapıp zaten bu işlemi bu şekilde yapmanız lazım. Bu şekilde yukarı kaldırırsanız adam tornavidaya attığınız zaman kendi elinden atıyor zaten. Arkadaşlar bir anne kapağının da temizliğini yaptık. Şu an montajını yapıyoruz. Evet. Aşağıda görüyorsunuz şöyle bir yer var. Bunun buraya geçmesi lazım, oturması lazım. Ondan sonra benim bu ayna kapağım önceden düşmüştü. Ondan dolayı kolay bir şekilde iki tırnağımla yukarı kaldırmaya çalıştım ama zaten şu şekilde şöyle elime geliyor. Ama diğer ayna kapağı sağlam olduğu için biraz yerinden zor çıkıyor. Onun için onu dediğim gibi aynayı bu şekilde katlayıp şu aşağıdan tornavidayla yukarı doğru ittirdiğiniz zaman ayna zaten kendisi atıyor. Sağlı solu da onu ayarlayabilirsiniz. İşte. Bu şekilde.